Teşekkürler Zeynep. Bir şey değil Elif Hanım. Buyurun. Ben mi gitseydim acaba? Çok mu tuhaf oldu? Belki böylesi daha iyi. Sizin gitmeniz sanki biraz üzücü olurdu. Bilmiyorum ama... Bunca yıllık evlilik bir anda nasıl bitiyor görüyor musun Elif? Ben hala Handan Hanım konusunda sizinle aynı fikirde değilim. Kadın dayanışması mı? Baba! Ne oldu? Sana anlatacağım çok önemli şeyler var baba. Filiz nerede? Söyleyeceklerimi o da duymalı. Daha gelmedi. Hay Allah. Ne zaman gelecekmiş? Ne oluyor Ömer? İmzalattın mı vekaletnameyi? Hayır imzalatmadım. Neden? Anneme göstermedim bile baba. Böyle bir şeyden haberi bile yok. Ömer sakin ol şuraya otursana. Ha Filiz de geldi. Filiz. Benim. Gel içeri. Otur şöyle. Ne oldu? Otur sen. Neyiniz var sizin? Otur anlatacağım. Elif sen de otur. Tamam. Bu gece çiftlikte çok önemli bir konuşmaya şahit oldum. O kadar önemli ki. Artık bu vekaletlenmenin zerre kadar önemi yok baba. Eyvallah. Ne haber? Nereye oğlum? Gece yeni başlıyor. Senin için öğlen. Senin için gece bitti galiba. Ya buna da şükür. Akşamüstü soba borularını temizledim de izni kopardım. Yoksa şimdi evde çekirdek çıtlıyordum. Hadi geç kalma geveze. Sen de neredesin bu saate kadar abi ya? İşim uzadı oğlum. Oo saat kaç olmuş? Sema'nın dizisi bitmiştir abi. Ben uzuyorum. Hadi tamam görüşürüz. Selam söyle. Afiyet olsun. Sağ ol. Oo, paşam hoş geldin. Senden ümidi kesmiştik. Neredesin oğlum? İş uzadı. Ne işiymiş bu? Eyvallah. Afiyet olsun. Ne işi? Tekstildeydim. Bakalım bu kadar işte nasıl başa çıkacaksın? Kemal Sadıkoğlu, tekstil, gama, benim meyhane. Hayır abi şu meyhane konusunu kapatsak artık ya. Hadi bir kalemi sildik diyelim. Geriye kaldı 3. Benim işimi niye siliyorsunuz ya? Hiç anlamam. Buraya karşı da sorumluluğum var Yılmaz. Hayır abi hesap alır mısın? Mesela bunu sen yapabilirsin. Parayı alıp üstünü vereceksin. Taş atıp da kolun mu yorulacak? Hadi Hayri abi hadi. Neyesi? Tekstilde neler oluyor oğlum? Ne gibi neler oluyor? Gece yaralarına kadar ne yapıyorsun orada? Odamı yerleştirdim. Vay be. Nasıl oldu bu? Buyurun bu oda sizin demediler herhalde. Hayır ben istedim. Niye? Bir de soruyorum değil mi? Kemal abinin bunlardan haberi var mı peki? Söyledim ama pek hoşlanmadı galiba. Boş ver bunları Salih. Sağlığına. Yani annem haklıymış baba. Yıllarca onun için yanlış düşünmüşüm. Dinlemem için o kadar da ısrar etti. Gözüm nasıl döndüyse. Babacığım artık kendini harap etme sen. Bence de. Hatta niye hala buradasınız onu merak ediyorum. Nerede olmalıyım? Çiftlik yolunda tabii. Elif haklı baba. Ne duruyorsun hadi. Anneniz benimle konuşmak ister mi sizce? En azından denemende fayda var. Ama her şeyi göze alacaksın. Öyle mi diyorsunuz? Gideyim mi yani? Evet hadi. Gidin tabii. Hadi. Hadi. Gidiyorum. Baba. Dikkatli sür. Hız yapma. Evet. Git dediğimize pişman etme bizi tamam mı? Tamam tamam merak etmeyin. Çok sevindim. Acayip rahatladım. Ne kadar gerilmişim. Ben asıl seni merak ediyorum. Ne durumdasın? Sanki sırtımdan yılların yükü kalktı. En önemlisi anneme kavuştum. Sen bunca yıl tek başına ne kadar ağır bir şey taşımışsın. Bari benimle paylaşsaydın. Kendime bile söylemekten çekindiğim bir şeyi sana nasıl söylerim Filiz? Neyse. Sonuçta her şey açığa kavuştu. Gerçi kötü olaylar yaşadık ama.
Olsun. Ben razıyım. Sonucu bu olacaksa her şeye razı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.